Ben hayatımla ilgili bazı kararlar aldım. Ve yani insanın iyi hissetmesi için aldığı bazı kararlar maalesef kötü yollardan geçiyor. Mesela Acun'u düşün. Yani eminim Acun'u firardayı bırakırken o da çok zorlanmıştır, üzülmüştür. Ama yani sonuçta geldiği noktaya bakarsak Şeyma okey yani bence. Ve yani demeye çalıştığım şey, ya bence ayrılmanın vakti geldi gibi hissediyorum. Yani çünkü eski heyecanımız kalmadı yani. Bence sen de farkındasın bunun. Birbirimizi kandırmaya çalışmayalım. Yani ben mutluymuşuz gibi yapmak istemiyorum yani. Zaten buna gerek de yok. Yani bana yapmadığın her şey için teşekkür ederim. Gerçekten. Umarım bir gün bir yerde karşılaşırız ve gözlerimizin içine baktığımız zaman hatırladığımız tek şey geçirdiğimiz güzel günler olur. Sevgiler. Bir şey demeyecek misin? Yani... Bilemedim. Bartu bir versene şunu, bir ver ya. Ay Bartu, Acun kısmı biraz Acun fazla gibi. Acun biraz fazla, evet. Evet. Bir de... Ne bileyim, bana böyle bir duygusal geldi, böyle bir... Yani... Evet. Yani... Daha böyle şey... Evet, biraz daha enerjik. Evet. Bir de Şermin gerçekten şimdi hak ediyor mu bunu? Asla bir şey yok. Ha? Evet. Ya hak ediyor mu? Bartu baksana bak. Daha ne? Böyle, evet. Neresiydi? Ha. Gözlerimizin içine baktığımız zaman... Hatırladığımız tek şey... Geçirdiğimiz güzel günler olur. Daha benim orada sert olmam lazım. Ya bir kere kadının yani onunla niye çalışmak istemediğini bir anlaması lazım bir. Okay, evet. İki böyle bir yüzüne vurman lazım ki kadın da bundan böyle bir ders çıkarsın, bir şey öğrensin hayatta Şermin'de. Okay. Takıl mesela böyle bir doğaçla, rahatla. Daha evet. Böyle. Hadi. Okay. Şermin. Şermin'i bir düşüneyim. Enerjik. Ulan amına kodumun karısı! Millet para basıyor. Atinalardan, Miami'lerden evler alınıyor, teknelerde, barlarda geziliyor. Senin yaşın kadar benim ödülüm var. Ayı! Tiyatroda ayrı istirdim, sinemada ayrı istirdim, reklamlarda oynadım, billboardlarda benim resimlerim vardı. Ne oldu bunlar? Neredeler? Berberde bile tanımıyorlar beni, berberde. Sen ben kimim acaba biliyor musun? Kimim acaba ben? Puşt! Bir limonata alabilir miyim ya? Gıcık yaptı bana biraz. Bay tatlım. Şebnem. Hadi canım. Ne haber? Ne kadar kilo vermişsin? Bu kadar kilo verdim. Ciddi bir şey yok değil mi? Hayır yani kötü dediler, bir şey dediler. Kim? Gülse. Gülse dedi, Bartu'nun dedi sağlığıyla ilgili bir kötüleşme var. Gülse değil. Gupse söyledi. Özay'dı. Gupse Özay dedi. Çocuğun dedi hani sağlığında bir bozulma var. Yani tam böyle söylemedi de bozuldu bu çocuk mu dedi, sağlığı bozuldu mu dedi yani bir şey. Ama galiba fiziksel olarak değil, ruhsal olarak söylediler. Çünkü bakıyorum, hani gördüğüm fiziksel olarak iyisin. Şimdi böyle deyince de yani ben seni en son ne zaman gördüm? Ben seni hiç görmedim ki. Televizyonda mı acaba? Dedim o da diye. Tamam ya bizim Tatlım Tatlım'ın oyuncu seçmelerine geldin. Herkes seni çok sevdi, herkes sana bayıldı. Ay yok pardon Çağlar Çorumlu'yu çok sevdiler. Allah Allah dur. Sen bizim Serkan Keskin'i tanıyor muydun? Seko benim çok eski arkadaşım. Biz bayağı Seko'yla mangal yaptık, karşımaş falan. Çok eski tanışırız yani. Serkan arkandan konuşuyordu. Serkan dedi Pardon ya, Hümeyra. Hümeyra konuştu. Bak çok özür diliyorum, hemen toparlıyorum. Bu Avrupa yakası zamanı, bu Bartu diye bir tuhaf çocuk var bana asıldı falan gibi bir şeyler Şu an pardon ya şu anda yaptım netleşti. Gülse. Gülse dedi. Hatta bak bak net konuşuyorum. Aile arasında zamanı daha onun kastı yapılırken böyle laf arasında dedi. Yani ben bu rolü Bartu'ya vermem. Fatih Artman'ı oynatacağım. Çünkü hani Fatih bu rolü böyle daha iyi hani kavrar dedi yani pardon. Yani öyle bir şeyler söyledi. Sen o yüzden oynamadın. Sen o yüzden aile arasındanın kastında yoktun. Gerçi ben de yoktum. Ben ne oynadım? Ben ne yaptım o sırada? Ben Ferzan Özpetek, ben Cebimdeki Yabancı. Ondan önce Tatlım Tatlım, albüm filmi, o Cannes'a giden filmim. Cannes'a gitti, Cannes'dan ödüllü yönetmen. Dur bakayım, Soğuk, o bağımsız film. Bizim Yenge, Ulan İstanbul. İşte bu sezon Şahsiyet, Haluk Bilginer'le baba kızı oynadık. Atademirer'le vardı bir tane. Atademirer Niyazi Dörtnal'a, pardon evet çok iyiydi. Şu anda Turkish Ice Cream ama tabii benim ilk çıkışım biliyorsun. Canım Ailem, Uğur Yücel dizisi. Vallahi canım Uğur abicim. Hiç ben ödeyemem yani haklarını. Ama neyse, yakışıklım. Sen iyisin değil mi? Her şey yolunda. Yolunda. Hani böyle hastalık yok yani. Yani bildiğim kadarıyla yok. Tamam, çünkü... şimdi söylemeyeyim diyorum ama saçların, maçların yani... Allah korusun, ben çok korkarım öyle şeyden. Yani kemoterapi, memoterapi... Şemdem, sen nasılsın? Ben iyiyim, ben çok iyiyim. Ben çünkü içerideydim çünkü. Tolga'nın yeni filmi için geldim. Oldu galiba. Tolga Çebik. Kara Çebik. Tolga. Bizim Gago. Ya Bartu bilmiyor muydun? Pardon ben böyle pot kırmış gibiyim. Filmde haberim var canım. Benim filmden nasıl haberim olmaz? Biz Tolga'yla bayağı ya. Bro. Tamam. Çok yakın arkadaşız. Tolga'nın filmini ben biliyorum. Yani zaten yazım aşamasında o bana hep attı. İşte Gago oldu mu film nasıl gidiyor falan diye. En son finali yeni okudu. İşte rol teklif etti falan. Ve çok istedi oynamamı. Çok istedi kelebeklerdi çünkü biz böyle bir aile oldu. Yani böyle bir kenetlenme oldu ama ben rolü pek bu sefer istemedim. Hadi ya. Kaşımadı, içim kaşımadı rol. Ne bileyim zorlandım da söylerken falan da ama ben böyle dedim yapamayacağımı falan. Sevemedim evet. Allah Allah ben çok sevdim ya. Senaryoyu ben bayağı beğendim. Finaline ne diyorsun? Senaryonun sonu bence çok iyi. Final, diyaloglar falan senaryo tabii iyi genel olarak iyi de yani böyle sonu biraz havada kalıyor ya. Yine. Nasıl havada kalıyor? Yani ne bileyim böyle bir Tolga böyle bir tekrara düşüyor filmlerde böyle mesela sigaralarda hep bir meteor. Yani işte gişe memurunda araba düşüyor. Hasanlar. Kim bunlar ya? Sonuçta Hasanlar köyü falan. Ve sarmaşıklar. Anahtar nerede? Nerede abi? Anahtar da bir yerde yani sonuçta değil mi? Sucuğa banma. Bunlar yok işte bir şarkılar falan. animasyon sarmaşıklar. Kelebekler de gene animasyon kelebekler. Şimdi bunda da gene sonunda aynı sıkıntı var gibi geldi bana yani. Sonu biraz havada kalıyor gene bu filmde son. Yani sonunda şey oluyor ya, şey oluyor filminde, şey oluyor işte. Orhan Veli ölüyor işte çukura düşüp. Ya orada çat diye bitiyor film. Aynen. Aynen. Çok da havada kalmıyor aslında. Daha tam tersi yere düşüş. Yani şair filmi tabii önemli. Yani ama güzel bir fikir. İyi de bir fikir. Ama yönetmen sineması tabii abi yani yorum katabilirdi bence. Öldürme. Nasıl? Orhan Veli'yi öldürmeyebilirdi abi. Yani sonuçta, gerçekçi bir hikaye. Ya evet ben yani yönetmen sinemasıysa bu bir yorumunu katacaksın abi. Diyeceksin ki şairler ölmez. Ha. Öyle mesaj bir şey yapabilir. Ha. Yani öyle bir şey yapabilirdi. Onu yapmadı. Gerçi ben yönetmen sinemasına da pek inanmıyorum ya. Ya sinema dediğin oyuncu abi. Oyuncunun yeri ya sinema. Yani yönetmen. Şimdi mesela atıyorum Braveheart dediğin zaman aklına kim geliyor? Mel Gibson geliyor abi. Yoksa yani Braveheart'ı kim yönetti? Mel Gibson. Mel Gibson. Aynen. Aynen. Adam çekti filmi. Oscar aldı bayağı. Oyuncu olarak kalmamalı. Yani mesela Mahsun Kırmızıgül yıllarca oyunculuk yaptı. Son dedi yani bana yetmiyor abi dedi ve gitti bir ton güzel albüm yaptı, şarkılar söyledi. Evet, böyle şey noktasında katılıyorum tabii. Yani oyuncular oyunculuğun dışında bir şey yaparlarsa şahane olur. Evet. Ben de mesela ufaktan şeye bulaştım, hocalık. Oo, çok iyi. Ben gidip geliyorum Amerika'ya. Yeni metodlar, metod acting bilmem ne. Böyle şey, yeni bir şey. Workshop yapıyorum bir tane oyunculuk kursunda. Müthiş. Ve gerçekten Bartu, bak öğretirken inanılmaz öğreniyorsun. Öyle bir şey var. Evet. Bana çok iyi geldi. Aslında bana da öyle bir şey lazım galiba. Çünkü ben böyle bir sıkışmış gibi hissediyorum böyle oyunculukta ya. Böyle bir arada kaldım, böyle bir hep aynı mıyım, değil miyim böyle bir bilemiyorum ya. Bir şey yenilik lazım yani. Ya. Gel derse. Olabilir valla. Bak çok iyi gelir. Çocuklara da bir şeyler gösterirsin. Hı. Çünkü çok seviyorlar seni. Ya. Evet, bayılıyorlar sana. Senin bu şey var ya oynadığın. Kelebekler hep senden sandınız işte. Yok be o sinema filmi. Çoğunluk. Ay çok eski be. O çoğunluk mu kaldı? Yok şey... Fatih Akın'ın en iyi olmayan filmi. Okan Yalabık. Pardon, Okan Yalabık'ı seviyor çocuklar. Ha. Pardon, şey... Yani birini çok seviyorlardı. Spesifik olarak birini Fatih Artman'ı seviyor olmasınlar. Olmasın. Ha, tamam, sen boş ver. Sen kim olursan ol, sen gel. Tamam, gelirim. Ararışırız beraber. Aynen, ay dur, çaldık. Ben seni ararım, gününü, tarihini sor... Tamam. Aa, bak. İyi insan lafının üstüne ararmış. Kim arıyor? Ozan Güven. Öptüm. Okay. Ha canım. Hı. Kaç yaşında? Ben de seni arayacaktım. Aa. Hayrola? Ne yaptın ev işini? Bazı kararlar aldım ya birçok konuda. Yani harekete geçiyorum. Güzel. İyi yaptın. Zaten biraz abarttım ya bu ev işini bence. Yani biraz böyle kendimi dinleyeyim istiyorum. İstanbul'u dinleyeyim istiyorum. Gözlerim kapalı. İyi edersin. Güzel. Sen beni niye arayacaktın? Böyle yeni filmin bir şeyler mi var? Yo işte. Ev işini ne yaptın diye arayacaktım. Yok mu yeni yönetmen böyle bir oyuncu arayan falan? Kim mesela? Mel Gibson. Hiç duymadım. Duyuyorum ama anlatamıyorum. Ne diyorsun? Hayır. Anlatıyorum ama anlamıyorsun diyorum. Yeni bir şey yok Bartu. Eskilerden ne var Şermin? Eskilerden ne var işte şey... Pompon... Afacan'ın peşinde. Evet, o var. Müthiş. Müthiş. Şermin, ben bazı kararlar aldım ve maalesef insanın iyi hissetmesini sağlayacak bazı kararlar kötü yollardan geçiyor. Mesela Acun'u düşün. Aslında bir proje var ama... Kesmezsen ben bir devam edeceğim lütfen. Hı hı. Eminim Acun Fırarda'yı bırakırken çok üzülmüştür, çok sıkıntı yapmıştır falan ama sonuçta geldiği noktaya bakarsak... Şeyma... İnternet dizisi, öyle televizyon işi değil. Mutluymuşuz gibi davranmaya gerek yok bence. Çünkü buna zaten gücüm de yok. Berrak Tüzün Ataç'ın sevgilisi rolü var. Benim için yaptığın her şey için sana çok teşekkür ederim. Kim çekiyor? Yılmaz Erdoğan. Aa. Çekecekti ama şimdi devretti, süpervizörlük yapacak. Ha. Kim yazmış? Yılmaz Erdoğan. Aa. Yazdı ilk bölümü. Gerisi için de editörlük yapacak. Ha. İyi gibi duydu. Senaryo, proje çok iyi. Necati Akpınar aradı beni. Bayağı BKM Necati Akpınar. Evet, evet. İşte çok istiyorum dedi olmasını. Tanıyor muymuş onu? Yok yani, dizinin olmasını çok istiyormuş. İnandığımız bir proje. Artık internet dünyasına biz de giriyoruz dedi. Rolde sana uygun gibi konuştuk. Nasıl bana uygun? Nasıl bana uygun Şermin? Şermin, tam olarak Necati Akpınar'la ne konuştunuz? Bana kelimesi kelimesini söyler misin? Şimdi bu Berra'nın sevgilisi biraz böyle... sendromu var. Sakat demeyelim, ama... hafif spastik gibi. İşte Necati abi sordu bana. Dedi ki, senin elinde dedi, bu işi becerebilecek bir oyuncu var mı dedi. Bartu var dedim. Hangi Bartu dedi. Dedim ihtiyar yapma. Kaç tane Bartu var? Nereden bileyim? Nüfus idaresi miyim ben Şermin dedi. Nasıl koptuk o an biliyor musun? Gül. Ya komik adam yine. Ay çok güldük. İşte dedim Orçun'u oynamıştı Avrupa yakasında. Bir olabilir dedi. Yani bir deneyelim dedi. Zaten öyle çok ünlü birini aramıyoruz. Daha az ünlü biri iyi olabilir dedi. Ondan sonra da sordu bana dedi ki onun dedi hala dedi ağzı yamuk mu dedi. Ay ya yok artık dedim ya. Olur mu öyle şey abi dedim, o gerçek değildi dedim. Anlamadım diyor. Bartu mu gerçekti? Ay ihtiyar ya canım. Ama yani sonuçta senin çenende hafif bir sorunun var değil mi Bartu? Senden ayrılıyorum Şermin. Bitti. Avukatımızı ara, sözleşmemizi feshedelim. Sözleşme imzalamamıştık ki biz seninle. Müthiş o zaman. Buraya kadarmış. Tamam o zaman. Özür dileyerek... Özür dilemene gerek yok. Yok yani. Geçen ay aidatlarını ödemek için benden borç istemiştin. Çalışır, para kazanır öderim Şermin. Oho! Ölme şeyim ölme. Ne? Tamam canım benim ya o zaman. Sana kariyerinde başarılar diliyorum. Şermin, kariyerim itin götünde. Bence bir gün mutlaka karşılaşırsınız. Benden selam söyle. Nasıl bir röş ya bu? Ak. Renge bakmak. Kim bilir hangi paçoz unuttu bunu burada. Unutmamış, kurtulmuş bundan bence. Hı? Haksız mıyım Şaban Bey? Siz daha iyi bilirsiniz. Ben ne anlarım röşten ya? Anlayacaksın Şaban Bey. Karı milletini makyaj malzemesinden anlamaya başlayacaksın. Senin hanım sürmüyor mu ruj? Ruj sürmez benimki. Gerek de yok. Kiraz dudaklı pembe yanaklıdır benim gülüm. Bak daha fazla koli lazım derim dinletemedim. İki odayı topladık bitti koliler. Kolisiz olmaz ki. Haklısın Şaban Bey, kolisiz olmaz. Bana da lazım koli. Hayrola, size mi taşınıyorsunuz? Yok, yani ibneliğin olayıdır koli. Nasıl? Ne yapıyorsunuz ki kolye? Şimdi biz eve erkek atıyoruz ya bazen. He. İşte ona koli denir. Maşallah. Maşallah, maşallah be. Ay sünnet mi oluyoruz ayol? Ne maşallahı? Olmuyor musunuz siz? Ay Şaban Bey yetmedi bu koliler ya. Koli lazım. He. O zaman ben marketten bir koşu alıp geleyim kafamda. Öyle. Ama bak güzellerinden seç. Gözünü seveyim. Elimizde kalmasın öyle. Kızım aptal etme adamı rujmuş. Ruj değil zaten tereyağı. Ya hadi süsleneceğine şu etrafı topla biraz. Sabahtan beri hiçbir şey yapmadın ya. Ben nereye elimi alsam kadın eşyası çıkıyor. Yani deprem enkazı gibi ortalık. Ne yaptıysan artık hepsini her şeyi bırakıp kaçmışlar. Ablacığım saçmalıyorsun. Bu senin mi? Nereye koyayım bunu? G-string kolisine mi? Gizmo'nun onlar. Hı. Müthiş. İyi ki bardakları sana toplatmadım herhalde. Çok eşya var senin elinde ya. Bunlar benim depoya sığmaz. Ya şunları bir toplayalım ondan sonra bence atacağız zaten. Neyi atacağım? Ne bileyim. Koltuk. Yok oğlum koltuk bayağı pahalı lan. Masa? Masa custom-made lan bayağı bu. Oğlum bunlar benim depoya sığmaz yalnız söyleyeyim. Yani bir şeyler atabilirim ne bileyim. Kitap, mitap böyle bardak falan. Senin yatak 10 senelik. Onu atalım. Yatağın çok anısı var ya. Nice. Anılı porno diyorsun. Alright. Buzdolabında bir şey var mı bir anısı? Buzdolabına atabilirim. Ya biz zaten niye atıyoruz bunları? Satalım direkt. Ha? İnternete koyarız. Madem diyorsun koltuk, masa pahalı falan, çok net paran olur. Gider mi diyorsun? Gider ya. Böyle ben bunların güzel fotoğraflarını çekerim böyle. Tak 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 satarız hepsini. Doğru diyorsun aslında ya. Aynen. Eşya değil zaten bunlar. Yük ya, yük. Sonuçta ben gittiğim yere kendimi de götürüyorum yani. Hiçbir şeye ihtiyacım yok ki benim. Aynen. Kız bu tamponu var ya, Şaban Bey'e poşet çay diye yuttururuz biz. Kanlı olsaydı kuşburnu derdi. Derdik. Leş gibi muhabbet. Ya yamuk mu oldu o biraz? Yok ayol, sen tutula yamukluğuna mı tutuldun manyak? Oğlum bayağı taşınıyorum ben yani ya. Ya. Değil mi? Evet. Ama bayağı iyi ha. Güzel. Çok iyi ya. Oh. Çok iyi ya. Ne? Hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Ben de hiç aklıma gelmezdi, hiç. Ne aklına gelmezdi? Ah, ne bileyim, bayağı bir hızlı oldu her şey. Ne hızlı oldu? Ah. Bak, bana deselerdi bir ay önce Bartu Küçükçağlayan'la böyle sevgili olacaksın. Asla inanmazdım, asla. Sevgili nereden çıktı acaba? İnanmazdım asla. İyi misin sen? Asla. Öpüşelim mi? Taşak mı diyorsun sen bana? Taşak getireyim, öpüşelim. Öpüşelim. Kızlar, kızlar! Ben bu heteroseksüel kulübüne katlanamıyorum daha fazla. Kaçıyorum. Bir şey diyeceğim, bana yarın sabah izleyiciler gelecek. Ben sana yarın gece gelirim bari. Tamam canım, ne bok yerseniz yiyin. Bana bak. Gel buraya benim, gel buraya. Gel. Kelle oldun sen iyice. Kelle. Kelle oldun. Hadi ben seni eve bırakayım. Aşkım. Eve bırakayım. Aşkım. Eve bırakacağım. Ha? Eve bırakacağım seni, hadi. Hayır, hayır. Hayır, hadi gel. Olmaz. Hadi gel, sana gidip başka seks yapalım. Allah aşkına ben bir şey diyeceğim tatlım. Ben evde son gecem, evde yalnız kalmak istiyorum. Böyle evde yalnız başıma bir moment yaşamak istiyorum. Olur mu? Hadi lütfen. Yok artık. Ne oldu? Yok artık. Ne oldu be? Ay kusacağım. Ay hayır dur. Dur hayır. Hayır. Abi burada bir şey yapamam gibi. Ne olur. Ay gelin gibi abi. Nereye alacağım? Gelin gibi ay, sok beni içeri gelin gibi. Gelin sokacağım beni sokacağım. Hayır gelin gibi sok beni içeri. Hayır sen gelin gibi al kucağına beni Serap. Gelin gibi. Serap. Efendim. Hadi gidelim içeri. Hadi takla. Al beni kucağına gelin gibi al. Gel alacağım. Söz mü? Tamam. Kızım, tut. Hazır. Evet. Oldu mu? Evet. Ha, gelin oldun mu? Evet. Çok güzel Bartu, çok güzel. Tamam canım, hadi. İndir Bartu, indir. İndir, kusacağım. Hayır, gel buraya kus. Yatağa kusma, yatağa değil. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim Bartu. Tutacağım şimdi ya. Yatağıma kusmuşum. Sen de ayı gibi bırakmışsın ama beni orada. Hı? Kim? Makyajcıya geldi. Ben bakarım. Sen kimsin? Serap. Sen kimsin? Gizmo. Amca ağızlı. Ben en iyisi sizi baş başa bırakayım. Kim bu orası varsa hani bana aşıktın? Gizmo saçmalama lütfen. Ben şimdi senin çocuğunu taşıyorum, sen karılarla sürtüyorsun. Serap, Gizmo, Serap kuzenim çok eğlenceli biridir. Yemezler bu kuzenim ayaklarını. Gizmo, kes. Şşş, tamam be. Erdek eşyalarımı toplamış, onları alacağım. Harbiden kuzenim ya, anlatıyordum ya. Öf, bir de açıklama yaptırtıyorsun bana. Tamam canım, bana ne sorun yok. Bartu abi sana kızgınım. İkimiz için de müthiş bir fırsatı geri teptin. Bunu fark edeceğin güne kadar kendine iyi bak. Serap memnun oldum. Kendinden başka hiçbir şey düşünmeyen bu yavşakla sana mutluluklar dilerim. Bir de saçındaki kusmuklardan anladığım kadarıyla içeridekiler de sana ait. Sen ol, içkiyi ağzınla iç Serap. Kendini küçük düşürme. Görüşürüz Bartu abi. Görüşürüz Gizmo. Yarrağıma görüşürüz. En iyisi kaçayım. Başına da bayağı bir bela oldum zaten. Oldun, evet bela oldun ya. Gerçekten bela oldun. Nereden çıktı? Ne güzel takılıyorduk biz, sevgiliyiz filan, bunlar nereden çıktı? Ha? Yani benim milyonlarca derdim var zaten, bir de bunlarla uğraşamam. Ne olur girme o kafalara, okey? Tamam, sarhoş olunca ağzımdan çıktı işte bir şeyler. Ağzından çıkanların belli. Ne oldu? Koktu ortalık. Leş gibi. Temizleyebilirim istersen Bartu. Yani internetten satarım ya herhalde bunlara. Süper. Buraya kadarmış Şaban Bey. Vallahi bir kötü oldum. Sıkma canını. Bana iyi gelecek bu. Bizi unutma ha. Biz eseri televizyondan görürüz artık. Sanmıyorum. Su sesini duyuyor musun? Boru patlamıştı, hatırlıyor musun? Ne günlerdi ya. Umarım bir gün bir yerde karşılaşırız Şaban Bey. Ve gözlerimizin içine baktığımız zaman hatırladığımız tek şey... geçirdiğimiz güzel günler olur. Sevgiler. Sevgiler. Kurallardan nefret ederim. Ama bu evin bazı kuralları var. 1. Öyle her bulduğun paçoz karıyı buraya getiremezsin. 2. Bu eve karı getiremezsin. Benim gibi kendi evi olan parti kızları bul. 3. Asla ayakta işemiyorsun. Klozet kapağını havada görürsem seni parçalarım. Zaten ben de oturarak işerim ya. İlla sıçrıyor. Aynen canım, sıçrıyor. 4. Öyle iç güveysi gibi gelip buraya çökemezsin. Ya artık tamam paran yok ama yani ev işleri yaparak burada kalmayı hak edebilirsin. Çamaşır, bulaşık, temizlik sende. Okey, anlaştık. 5. Eğer kolin varsa başka bir yerde kalacaksın. Umrumda değil. Evde birileri sevişirken uyuyan insanlara tahammül edemiyorum. Ya sev ya terk et diyorsun. Üş. Asla öyle bir şey demiyorum tabii ki. 6. Buraya yerleştin, tamam. Ama öyle 10 dönüm bostan, yan gel, yat Osman'a bağlamasın bu iş tatlım. Bir an evvel ev arkadaşımı buluyorsun, iş mi buluyorsun, ne yaparsan yap... kendin için bir işe yaramaya başla. Zaten oyunculuk kursuna gidiyorum bu hafta. Aa, aferin kız sana. Ay vallahi ihtiyacım var. Ne dediğini anlaşılmıyor, böyle içine içine konuşuyorsun. Bir de böyle kambur duruyorsun, böyle oyuncu mu olur? Hocalık yapacağım mercimek, öğrenci olmayacağım. Aman tamam, ne bok yersen ye. Dışarıda ne bok olursan ol, burada bir hiçsin, bunu unutma. Hadi şimdi pencereleri silmeye başla. Ay şaka ayol. Üf. Hadi git bulaşık makinesini boşalt, bir de benim kilotlarımı yıkayacaksın. Bu şaka değil galiba. Değil. Hadi Barbie'cim göreyim seni. Ay harika oldu bu iş. Evde hizmetçi var gibi. Nerede kilotların? Ay Barbie, sen beni hiç tanımamışsın. Ablan asla kilot giymez. Hadi git şimdi odana yerleş. Bugünlük sana çok yüklenmeyeceğim. Ha, bir de şey... bu süreçte bana kraliçem diyeceksin. Kraliçem. Yedi, Emre'ye dokundurtmam. matin, debout les forces de la faim, la reine tombe dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passe son table rase, vous l'esclave debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte. Bartu, sen mastürbasyon yapıyor musun? Yani... Ciddi misin? Evet. Şey yapıyorum tabii. Kaç defa yapıyorsun? 3. Günde mi 3? Haftada gibi sanki. Not mu alınıyor bunlar? Ne not alacağım ya? Romeo'ları, Juliet'leri ayırıyorum. Puanlama yapacağım. Okay. Porno mu izliyorsun? Nerede? Yaparken. Yani değişiyor. Niye soruyorum bunları? Niye? Yeni bir tane oyunculuk metodu var. Amerika'da aşırı popüler. Çok basit. İnsan içinde, public mekanda mastürbasyon yapıyorsun. Tek bir tane kural var. Kimse ne yaptığını anlamayacak. Atıyorum işte bankada. Şimdi ne bileyim takside, işte kafede. Yani ama mış gibi de yapamazsın. Çünkü dediğim gibi bir tane kural var. O finale geleceksin. Anladın mı? Yani öyle de pıt. Yani anladın? O gidecek. Tabii çok konsantre olman gerekiyor. Hani hem oradasın, hem zevkli bir şey ama bir yandan çok tedirginsin. Müthiş, müthiş. Oyunculuk da böyle bir şey değil mi zaten? Değil mi? Zaten evet. Ne düşünüyorsun, ne düşündün? Valla seni bir bankada düşündüm ya açıkçası. Gerizekalı, ben onu mu diyorum? Çocuklar gelince ne yapacağız onu diyorum. Ha işte... mecburiyet. Aynen. Ama bak şey diyeyim yani, burası para tuzağı. Net, hani bizim konservatuarlar gibi düşünme, bizim gibi yetenekli değil bunlar. Zaten. Bunlar yeteneksiz, bunlar hani para kazanmak için oyuncu olmak isteyenleri paralarını alıyorlar burada. Ha, ama bak, ben de başarılı oldu diye demiyorum. Genel olarak hani bu metodu deneyen herkeste çok işe yaradı, inanılmaz fark ettiriyor. Bir de şu kurs ortamında olmanın en güzel tarafı kötü oyuncu görmek insana çok iyi geliyor. Böyle bir şey var hakikaten ya. Ay canım benim ya. Ay iyi ki gördüm seni. Ay bana o kadar iyi geldin ki. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. 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 Merhaba, sürprizle geldik bugün. Evet, bir tane konuğum var bugün. Bartu. Tanıyorsunuz hepiniz Bartu'yu. Kaç kişi tanıyor? Ben. 1, 2, 3 diyelim. Güzel. Fatih Artman ben. Güzel şey yapacağız. Her zaman yaptığımızda Romeo Juliet'lerinizi oynayacaksınız. Sadece ben değil, Bartu da izleyecek. Sizi yönlendirecek, bir takım belki egzersizler yaptıracak. Böyle tatlı, güzel bir gün geçireceğiz. Başla Bartu'cum, söylemek istediğin bir şey varsa. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Merhaba. Çok sağ olun. Bir... Neye çalışıyoruz ki? Romeo ile başlayalım ya. Ben daha ne iş yapayım? Tamam, başlayalım. Aynen. Ben hazırım hocam. Gel hazır. Boracığım, gel Boracığım. Bayağı hazır görünüyorsun zaten, evet. Belli yani. Ay be. Hocam size doğru mu, nereye doğru? Dön götünü arkaya doğru oyna Bora. Sahneye doğru oynayacaksın ama sahne seyirciye arka dönülür mü? Olduğun yerde. Burada sağ yok, sol yok, yanlış yok, doğru yok. Sen rahat rahat öne bakalım, göreceğiz ne olacak. Hadi başla bakalım. Kestim. Ya. Kestim. Bir daha gir. Güzel girmişti. Yok yok, bir daha gir. Hisle bu sefer. Bir kere daha ama hisle. Yarayla alay eder yaralanmamış insan. Dur! Şu pencereden süzülen ışık da ne? Evet, orası doğu, Züliyet'te güneşi. Yüksel ey güneş, öldür şu kıskanç ayı. Bak, nasıl da sararıp soluvermiş. Kafi canım. Canikom, bu neyi öldürdün sen demin yahu? Ayı. Ayı. Nasıl bir ayı o? Kıskanç ayı. Kıskanç ayı. Ayı, hayvan ayı. Ayı hayvan mı? Ben... Ayı hayvan. Ayı mı hayvan? Ama... Şu, pardon. Ne yazıyorsa sen... onu söyledim. Yok yok. Ben ne yazıyorsa onu söyledim hocam. Ne yazıyorsa farklı söyledim. Kıskanç ayı. Yani böyle bir ayı... nasıl böyle yardım... Tamam bak şöyle... Şimdi Bartu diyor ki... Gökyüzündeki ay. Hı. Gökyüzündeki ayı belirtmen gerekirken... Sen sanki böyle... Ayı hayvanını ayı, da hayvan. Yapmadın ama bak ayı hayvanı... Ayı! Dersin ya yolda mesela. Yürü lan! Ayı! Mesela hocam, bunlar hep hayvan... Bunlar hep hayvan ayı. Hayvan ayı. Aynen bak güzel anlatacağım. Aklım bak şöyle. Hani sanki sevgilin seni kıskanmış. Beni ne kıskanıyorsun ayı? Kıskanç ayı. Hani sanki demişsin... Shakespeare öyle demiştir yani. Shakespeare atıyorum Romeo Juliet'te geliyor. Romeo Juliet'e böyle diyor. Kıskanç ayı. Yazmamıştır Shakespeare yani, herhalde. Öyle. Onu öyle tonlayacaksın. Bak. Onu güzel tonlayacaksın. Bak. Ayı hayvan mı? Ama bak. Anlamadım. Bak. Hayvan, ayı, hayvan. Öncelikle ben sana şunu bir söyleyeyim. Bu yaşında şok olabilirsin. Dikkat et. Ayı bir hayvandır. Başka bak şu kıskanç ayı. Bak o bana bak. Yani o bana. Melodisi, anladın mı? Kıskanç ayı gibi oluyor ya, onu diyor Bartu. Tamam. Bir söyle bakayım kıskanç ayı de. Kıskanç ayı. Tamam, sağ ol Boracığım. Yazıyor, ben... Bora, ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen çok yetenekli. Bak sen çok iyisin. Çok iyisin. Bak iyisin. Diş. Bravo. Bak sende o şey var. O şey. Bir şey hani böyle ona bakmak ister. Sende o var. Var ya ama burada böyle küçük bir... Hata mı etti? Kusur, kabahat yaptı. Yani, evet. Sen bu hafta o kıskanç ayı dediğin yeri şu kıskanç ayı olarak düşüneceksin. Çalışacaksın. Kıskanç ayı. Abi süzül. Gökyüzünde yani. Onu süzeceksin bize, onu göstereceksin. Kıskanç ayı. Tamam. Bir haftan var. Güzel güzel şu kıskanç ayı. Aya bakarak çalış mesela. Tamam hocam. Aynen. Sağ ol Baracığım. Işığın parlasın. Tamam. Şey yapalım şimdi, ne yapalım? Bir tane Juliet. Juliet görelim artık. Juliet görelim. Bak bir tane çok güzel tatlı kostümlü var. Gel. Şöyle karşıdan mı seyredeyim madem? Biliyorum gecenin maskesi var yüzümde. Olmasaydı eğer duyduğun için dün söylediklerimi... ...nasıl kızardığını görürdün yanaklarımın. Çok isterdim. Bir güzel söylediklerimin tümünü inkar etmeyi. Ama uğurlar olsun görgü kurallarına. Seviyor musun beni? Evet diyeceksin biliyorum. Sözüne güveneceğim ben de. Ama yemin edeyim deme. Belki de tutamazsın. Zeus alay edermiş derler sözünü tutamayan aşıklarla. Romeo, beni seviyorsan söyle bana açıkça. Kolayca elde edilmiş sanıyorsan beni eğer, çatayım kaşlarımı, naz yapıp hayır diyeyim sana. Ta ki sen kapanasın ayaklarıma. Çılgınca seviyorum seni. Belki bu yüzden saçma buluyorsundur hareketlerimi. Ama inan sevgilim, daha bağlı olacağım sana. Daha kurnaz olup da çekingen duranlardan. Fark etmeden ben, seni sevdiğimi ağzımdan işitmişsin. Ne olur bağışla beni. Hafifliğe yorma sakın. Karanlık gecenin açığa vurduğu çaresizliğimi. Diyorsun Şebnem, iyi oynadık bir sanki. Hı? Ne diyorsun, iyi oynadık gibi sanki. Kim, ne? Hı? Hı. Şebnem. Diyor. Hı? Ne? Hı? Hı? Şebnem. Yetenekli ol zaten. Yani... Süpleksili o. Şey yani... Kavruyor hemen. Sıkı sıkı asılıyor kız yani. Selamünaleyküm. Bu olacak olan İstanbul depreminden bahsetmiyor. Farkında mısın? Yani var bir şey, evet. Varsa, yoksa ittifak, koalisyon, av, mav, politika. Zaten. Bu mesela hava durumu diyorlar. Evet. Farz misal Erdek'te hava sıcaklığı 25 derece diyor. Ama bir de hissedilen hava sıcaklığı diye bir şey var. Hissediyor musun? Sıcaklığı. Farz-ı misal Erdek'te hava sıcaklığı 15 dereceydi. Ama sen diyorsun ki ben öyle hissetmiyorum. Olabilir. Buna kimse bir şey diyebilir mi? Sanmıyorum. Lütfen! Kraliçem. Kraliçem siz mi gittiniz? Evde kimse var mı? Evde misiniz? Orospu'nun çocuğu! Sikik! Mercan yok mu? Yok. Mercan, mercimek yok. Ne zaman gelir de bilmiyorum. Siz gelin isterseniz. Yok. Gelmeyeyim şimdi. Ben geldiğinizi söylerim o zaman. Tülbent eldiven yakışmış. Şeklin güzel. Var mı ekmeğin? Ekmeğin? Ekmeğin bir jargon mu oluyor bu koli gibi? Bildiğin ekmeğin. Ekmek mi lazım size? Anlamadım. Çöpü mü var? Zaten. Versene. Ne bakıyorsun öyle seni soyacakmışım gibi? Beni mi? Arkadaşım, bir isteğin var mı? Ekmek lazım mı? Bizde sorular genelde böyle. Yani öyle allengirli değil. Siz apartman görevlisi misiniz? Değilim. Kapıcıyım. Müthiş. Müthiş. Var mı bir isteğin? Yok Şaban Bey. Üsküp. Üsküp Bey. Bey ne oğlum? Yavşak mıyım lan ben? Sen Üsküp abi de bana gençsin. Tamamdır Üsküp abi. Kaç yaşındasın sen? 35. Gençsin, daha gençsin. Üsküp abi desem bana. Yolun yarısı derler. Yolun yarısı derken? Hangi yol? Çıkmaz sokak. Üsküp abi. Çıkmaz sokak. Bunun içinde bir şey oynuyor lan. Okey yani değişeceğim, kendim için bir şeyler yapacağım dedim de temizlik yapıp götü kollamaktan başka yaptığım bir şey yok abi. Ya oğlum biliyorsun mercimeği ya. Kolay olmayacağını konuştuk. Ya evet de yani ileride bir işime yarayacak herhalde benim bunlar böyle gözlenmezim oyunculuk falan. Kesin, kesin ya. Kesin ileride işine yarayacak bunlar. Neresiyse o ilerisi ona koyayım. Bir gitsem göstereceğim herkese de. Tamam oğlum hallettim ben. Harbi mi oldu? Aynen ya. Ya bu hesabı ödeyememek değil de bahşiş hiç bırakamamak koyuyor ya. Yoksulluk, yani ünlü yoksulluğun en şey tarafı o. Bari şu eşyalarım satılsa abi. Eşyalarım bile internette duruyor. Gideyim ben de internette yaşayayım o zaman. Oğlum fena fikir değil ha. İnternete bir şey yap. Kanal açayım. Bartu'sun oğlum sen. Merhaba arkadaşlar, Bartu'sun yeah. Bugün size temizlik malzemelerinden ve heteroseksüelliğin zorluklarından bahsedeceğim. Güzel. Güzel bence. Bence değil. Yapma öyle ya. Benim yeni bir Şermin'e ihtiyacım yok. Senin yeni bir Şermin'e ihtiyacın var bak. Abi kendine bir yeni bir menajer bul. Doğru diyorsun aslında ya. Aynen. Sonuçta herkes benim peşimden koşmuyor abi. Yani. Peşimden koşan tek insan Üsküp abi şu an. Yani hiç mi yok lan iyi bir menajer? Yani Yıldız Alış diye bir kadın var aslında. Yani bütün başroller onunla çalışıyor yani o var. Ya sana uygun biri vardır ama yok mudur? Teşekkürler ya Erdi, sağ ol kardeşim. Önemli değil ya, manyak mısın ya, bendensin. Allah aşkına. Yani bir ton oyuncu arkadaşım var bence, sor, soruştur, kovala. O işi bende ya, o işte sıkıntı yok. Olacak bu iş yani. Arap sabunu falan. Sünger. Büyük. Çitileme. Çiti yok da şey var. Ha, o gıdalar var. Onlar bayağı iyi. Alo Sarp. Ne haber lan? İyi. İyi lan işte projeler var, koşturuyoruz. Aynen. Ya çok tutmayayım seni de bir şey soracağım. Bu menajer olarak sen Yıldız Alış'ta çalışıyordun değil mi? Ha? Bartu ben lan. Yo değişmedi, numaram aynı. Ha. Tam müsait olduğunda ben. Şey sette misin? Halı saha mı? Bergüzar. Bergük. Ne haber? Bartu ben Binbir Gece'den. Aynen. Aynen garip bol yanak. Ne yapıyorsun? Halit'im nasıl? Batman. Her sene başka biri oynuyor Batman'i. Hani James Bond yıllar boyunca sürekli başka aktörler oynadıkça o rolü de yüceltiyor, oynayan insanı da yüceltiyor. Yani sonuçta havuçu başka biri oynamış, yani bu senin için bir artı bence. Sonuçta ilk havuç kim dedikleri zaman Furkan. Yani akla gelen ne olacak yani? Hani en iyi Batman kim? Hop! George Clooney. Anladın mı? Oradan bak. Aynen abi. Tabii tabii. Yok ben senin Şermin'de olduğunu bilmiyordum. Nasıl benimle görüşmek istemiyor ya? Yani nasıl konuşmak istemiyor? Bir hoparlörü alır mısınız? Hayır şu konuştum bir hoparlörü alır mısınız? Duymasını istiyorum ya. Hümeyra. Ne çabuk. Yani ben sana ne yaptım? Yani neden iki çift lafta mı edemeyeceğiz yani? O kadar mı? Lütfen. Hümeyra'm. İyi günler. Tuncel Kurtiz'le görüşecektim. Ne zaman? Yıldız Alıç'ın numarası mı? Alo. Menajer. Ich bin eine, du bist, du hast mich. Yeah, du hast mich gefragt. Yeah. Yeah, not yeah. Yeah, tam arası bir şey. Ha Türksün. Abi söylesene. Bana Fatih Akın'a ulaşmam lazım ya. Nasıl çözeceğiz o işi? Ben onun filminde oynadım, bir tane geri dönüş alamadım hiç. Ya hem filmden hem kendisinden. Evet. Bir menajerlik, hani Avrupa'da iş, burada pek bulamadım. Orada bir şeyler yapar mıyım diye konuşuyorum. Taksici misin sen? Ha ben bu telefonu öyle kaydetmişim oradayken ama yanlış oldu. Tamam. Alo Gupse. Tatlım ya, bu menajer işiyle ilgili bir şey soracağım sana. Benim bu menajerimden... Anlamıyorum. Ne dediğini anlamıyorum tatlım. Arvalatse su kaynatırsken deşarj olduğu için gibi laflar anlıyorum ben. Yani başka bir şey anlamadım. Gupse, asla anlamıyorum ne dediğini ya. Kimyondan işçi çocuk ölümü mü? Arselas senin dişin içinde misin mi diyorsun? Gürcülerin gölgesinin dibinde... Ya, Gürcülükle ilgili asla bir sıkıntımız yok. Bizim sette çok var Türk. Alo. Seren, ya bu... Settar abinin telefon... Bartu ben. Aynen. Abi bu arada Uzun isimli film çok iyi. Ali Sunal'la görüşecektim ben. Ya da vazgeçtim. Alo. Alo. Barbut. Ezgi mi o? Canım benim, ne haber? Alo. Bana bak, arkana bak, arkana. Öteki tarafa salak. Na gelsene. Sen burada mıydın? Evet. Ne yapıyorsun? Vallahi doğru mu söyleyeyim, yalan mı söyleyeyim? Yalan söyle be. Yeni projeler var, koşturuyoruz be. Manyak. Hayırdır, ne derdin var? Uf, sorma ya, menajer arıyorum ben. Kim menajeri senin? Ne menajeri ya? Oğlum deli misin? Kafayı mı yedin sen, menajer falan? Bitti, sektör çöktü ya. Her şey bitti. Sen ne içiyorsun? Bir çayını içeyim hadi. Çay mı? Ay yok artık Bartu. Kro. Cihangir'deyiz, kendine gel. Ha? Yanına kek, börek, kısır koyayım, altın günü yapalım bari. Tatlım, bize 2 tane viski getirsene. Hayatım, meşhur olmak için artık televizyona ihtiyacımız yok. Tamam mı? Bak ben şimdi yeni filmimi yapıyorum. Yapımcısıyım ha, oyunculuk falan hiç etliye sütlüye karışmıyorum. Oo. Ah, ne diyeceğim lan? Gel ben seni filme ortak edeyim. Ha? Sen bana bir para koy, ben sana gişeden pay vereyim. Var mı kenarda köşede para? Yani bekliyorum bir yerden aslında bir para. Ha, tamam. Hangi şirket? Yok, internetten bayağı. Vay, internet. Çakal. Sen internette iş mi yaptın lan? Yani sayılır. Tamam, güzel. Var mı 50.000 lira gelecek? 30.000. Yok artık. 5.000 de mi yok? Allahsız. Abi manyak mısın sen ya? Oğlum 2 ayda 5'e katlayacak diyorum. Kafayı kullan oğlum ya. Bana menajer diyorsun, televizyon diyorsun hala. Kim izliyor televizyon Bartu? Ha? Annem izliyor. Sen ev hanımı mısın? Doğru mu söyleyeyim, yalan mı söyleyeyim? Bartucuğum, bir tanem. Paran yoksa hammallığa devam kardeşim. Güzel güzel çalışırsın. Hayır, benim filmde sana rol vereyim diyeceğim de... Yan rollere para vermiyorum. Şerefsizim, 1 kuruş vermiyorum abi. Başrole parasını veriyorum, kaşesi neyse... Yan rollerin hepsini sokaktan topluyorum AQ. Ayrıca çok özür dilerim. Kim? Bartu Küçükçağlayan'ı yanlış anlama. Kim tanıyor seni abi? Görünmüyorsun ki sen. Kafayı kullan birazcık, güzelim benim. Ben seni görmüyorum. Aa, ben nereye konuşuyorum? Görmüyorum. Bartu neredesin? Yok. Aa, yoksun hayatım. Hı. Çok özür dilerim, buna bakmam lazım. Filmden arıyorlar. Geç kaldım zaten. Kime konuşuyorum? Görmüyorum ki. Canım benim, seni göremiyorum. İyi düşün, göremiyorum. Canım benim, görüşürüz. Üstü kalsın. Sonlarda çalıyorlardı bu şarkıyı, böyle inanılmaz patladı. Böyle kumrular, ne habersiniz? Bartu abi, bakıyorum yoksulluğa alışmışsın. Birbirini seven insanları görünce aklına sosis salam geliyor. Kumru bir hayvandır Gizmo. Güvercine denir. Senin gibi hayvanlara ne deniyor? Fakir piç. Uzatma, tamam. Neyi uzatıyorum ya? Dolmuşta para mı uzatıyorum senin gibi? Yoksul. Gizmo ya. Erdek. En azından senin gibi baba parası yemiyorum yattığım yerden. Ah, ah, ah. Senin yattığın yerde keyfin yerindeymiş Bartu abi. Ne yiyeceğin belli senin. İnsanların cinsel tercihini böyle muhabbetlere dahil edemezsin Gizmo. Bartu abi bir kere cinsel tercih değil o. Kimlik. Benden öğrendiği şeyleri bana satma. Ne satayım sana? Eşya satayım internetten. Abartıyorsun. Aa, yoksa ağlayacak mısın? Ama pardon, sen oral yaparken ağlamayı seviyordun değil mi? Kızlar, kızlar. Eğer aranızda hala bu az ünlüyü tanıyan varsa herpes mantar ne ararsanız bunda var. Ona göre kesin bilgi yayalım. Ya oral demişken Serap içeride abi hani ilgili. Nerede sen neden her boku bu kıza anlatıyorsun abi? Abi anlatmıyorum. Öyle zamanlar dalıyor ki ağzımdan ya lafları ya. Ay dokunma şuna, hastalık kapacaksın. Bartu saçmaladı. Ne diyeceğim, ne olacak? Hayır, bendensin bu gece. Bartu gerilme ya, tamam. Bir kere de sen ısmar canım, tamam. Hayır, onu demiyorum, bizi diyorum. Ha, bayağı büyük bir konuşma yapılacak şu an. Hayır, bizi de demiyorum, seni ve beni diyorum. Korkuttum ben galiba biraz seni. Böyle sevgili gibi bir şeyler çıktı ağzımdan. Unutabilir miyiz onları Bartu? Hı? Unutalım. İlle de bir şey olmamıza gerek yok ama değil mi? Yani. Hı? Yani ille de bir şey olmamıza gerek yok galiba. Bence de. Değil mi? Evet. Evet. Yani... Biz eğlenmemize bakalım mı? Bakabiliriz. Eğlenmemize bakalım. Eğlenelim. Tamam. Okay. Serap Gündoğdu. Evet. Gündoğdu'ydu değil mi? Evet, şapşal. Serap Gündoğdu. Hı. Benimle eğlenir misin? Evet, seninle eğlenirim. Okay. Okay. Bartu Küçükçağlayan. Hepsi doğru. Güzel. Hı. Sana gidip iki arkadaş gibi sevişsek mi? Bence de. Yani ben o eve giremeyeceksem ben o evde niye kalıyorum ki? Ya, haksız mıyım? Hayır, seni aldı da beni almadı kraliçe. Yani bu anlamıyorum yani, her gece parti, her gece parti. Ben ne ara gireceğim o eve, anladık yani, tamam parlak değilsin. Ya tamam, tamam boş ver, takma. Bak keyfim yerinde. Abi, benim değil ya. Ne yapacağız bu saatte parkta? Eğleneceğiz. Okay. Sonuçta yeni eğlenmiş bir çiftiz. Aynen öyle. Yani. Onun için eğleneceğiz. Okay. Nasıl eğleneceğiz? Bir oyun oynayalım mı? Okay. Kimle sevişirdim burada? Parkta bu saatte sevişemem. Hayır, onu demiyorum yani. Kimi sikerdim burada diyor. Yani çok fena değil. Ay, bayılıyorsunuz böyle ucuz boyalı, mutsuz dövmeli kızlara. Ya bence fena değil. Telefonun camı kırıktır onu sadece. İyi bir baktı kendisi. Şuna ne dersin? Hangisi? Şu gelene. Asla. Niye? Ayakkabıları ucuz. Ayakkabısını mı sikeceğim? Yani uzaktan bakınca... Ay sanki normalde CV'lerine bakıyorsun Bartu. Uzaktan ama likelamayabiliyorsun Instagram'da. Ha? Tamam, o zaman bir dakika. Seni anlayalım. Okey, bakalım. Kolay gelsin. Sen... Şuna ne diyorsun? Keltoş. Ben onu yerim. Köpeği var değil mi? Bence çok tatlı ya. Niye? Abi bu köpeği olan adamları ben anlamıyorum ya. Hepsini baba olacak zannediyorsunuz. Bir. O köpek var ya, kesin başka birinin yerine geçsin diye var. O herif eve gidip ağlayarak 31 çekiyor net. Keyfim benim yerine geldi biraz. Evet. Süper. Şunu öyle misin? Ben onu gündüz gözüyle ya sikerim. Abi birine de hayır de ya. Bir kere bunlardan, bu modellerden burada var ya 5 tane buluruz. Hepsinde aynı sakal var, aynı dövme. Bira içiyor gibi kahve içiyorlar. Aynı müziği dinliyorlar. Bir de kendileri bestelemiş gibi havalılar. Ay, nefret ediyorum ya. Hep bunlarla dolu bunlar ya buralar. Oo. Şuna ne dersin? O nereli ya? Wow. Bayağı iyi. Bence de ben bile yerim. Bu oyun bana pek iyi gelmedi ya galiba. Tamam. Başka bir şey oynayalım. Okay. Tamam. Burası çok iyi ya. Okay, pardon. Başka bir oyun oynayalım. Tamam. Size sorular sorulabilir miyim Bartu Küçükçağlayan? Tabii ki. Benim Serap. Mesela niye hep sarı çorap giyiyorsun? Şeklim bu. Yani ne bileyim, Woody Allen da böyle hep aynı gözlüğü takar ya, onun gibi düşün. Woody Allen görmediği için takıyor olabilir mi gözlüğü? Olabilir ama yok yani, hep aynı gözlüğü takar ya, böyle bir şekil. Şekil gibi düşün. Bekaretini nerede kaybettin? Çok kötü benim bekaretim. Benimki de çok kötü, gerçekten bayağı kötü. Benimkinden kötü olamaz. Çok kötü. Sen söyle. Hayır. Ben söylemeyeceğim. Sen söyle. Asla söyleme. Aynı anda söyleyelim. Okay. 3, 2, 1. Trabzon. Oo. Dubai bayağı iyi ya. Neresi kötü Dubai? Ay iğrenç bir yer Allah aşkına. Sahte, her şey sahte ya. Gerçek değil ya. Trabzon daha kötü. Orada her şey gerçek. Sen orada kaybettiğin emin misin? Orada bir tek hayatını falan kaybedebilirsin. Abi orada biz Galatasaray deplasmanına gitmiştik. Ben küçükken Rus falan öyle bir şekiller oldu. Futbol sevmeni anlamıyorum. Bir kere futbol performans gibi, tiyatro gibi. Gerçekten tiyatro, sinema falan gibi yani böyle sonunu kestiremiyorsun ve her zaman değişiyor. Tamam, ben de öyleyim. Ayakkabılarım ucuz mu yani şimdi benim? Yani ucuz değil ama herkes de var. Asla düşmeyeceğim seninle ama yani iyi gidiyor. Teşekkür ederim. İltifattı bu galiba. Evet, sanırım. Salak ya. Bu temizlik işinin bana kalması var ya, hiç tesadüf değil ha. Yani Evren bana diyor ki, Bartu Küçükçağlayan, sıçtın, sıvadın. Bir güzel şimdi kendi bokunu temizleyeceksin. Öyle diyor. Evren dediğin? Evren, işte ateistlerin Allah'ı gibi bir şey oluyor. Ama yalan yok. Harbiden çok yakıştı. Gevşemek lazım arada. Gevşemek mühim. Üsküp abi, sen bana birazcık asılıyor musun? Bakıyorum öyle ufak ufak. Kısık ateşte. Mercimek! Sen sütlü müsün? Nasıl? Sütlü müsün, değil misin? Sütlü müyüm? Değil misin? Ne demek? Mercimek! Ne var ayol? Ne oluyor? Ne bağırıyorsun çocuk düşürmüş gibi? Üsküp abi bana biraz asılıyor. Üsküp, rahat bırak çocuğu. Ya bakmak da mı yasak? Birine bakacaksan ablana bak. Nasıl olmuşum kızlar? Ablacığım yanıyorsun. Şermin aradı bir iş için. Lubunya lazımmış. Dizim yine çekiliyormuş. Fotoğraflarımı görmek istiyorlarmış. Ay, ben kaçtım. Çok heyecanlıyım. Şermin bir iş için aradı mı dedi. Şermin bir iş için birini arıyor yani. Öyle mi? Yani birileri bir yerde bir iş için birini arıyor. Ve bulmaları için Şermin'i arıyorlar. Şermin de o birini bulması için, o iş için yani. Birini o bulması için yani o... Öyle mi oluyor yani o? Birilerini bulması için Şermin mi aranmış? gel otur. Bir rahatla. Üsküp Bey, Üsküp abi. Bak şu an belli ki bazı şeyleri atlatamıyorum. Tamam mı? Anladık, tamam asılıyorsun da yani asılmanın da bir adabı var ya. Lütfen bana da biraz saygı duyulsun ya. İstemiyorum ben de belli ki. Ha bu da benim kimliğim yani lütfen. Kimliğim yani. Vermiyorum ya. Vermiyorum. Vermiyorum belli ki. Tamam ya. Şaka yaptık. Şakanın da cehennem var yalnız Üsküp abi. O ne demek? Öyle aklına gelen her şeyi söyleyip şaka yaptım ben deyip kurtulamazsın. Ben aklıma geleni söylemiyorum ki. İçimden geleni söylüyorum. Kötü mü? Yok kötü değil canım. Şey iyi yaptın da yani yani öyle hissetmiyorum ki. Aynı Erdek'teki sıcaklığı hissedemiyorum ben Üsküp abi. Anladın mı? Onu hissedemiyorum. Aynı yerde değiliz biz. Onu anlatmaya çalışıyorum ben sana. Lütfen kusura bakma. Peki. İstanbul depremine ne diyorsun? Adam illa sarsacak bir şeyleri ya. Lütfen kraliçem, lütfen. Yırttı yine şanslı piç. Ne oluyor lan? Sabah eşyaları görmeye geldiler. Böyle bir film için falan komple eşya arıyorlarmış. Hangi film? Ne bileyim ya, sormadım. Geldiler, bütün eşyaları götürdüler. Azıcık pazarlık ettik, şırak diye parayı verdiler. Eşyalarım bile filmde oynuyor. Ben oynayamıyorum, ben bırakamıyorum. Ama bir bunu bıraktılar. Müthiş. Oğlum gel sana güzel bir yemek ısmarlayayım şunlarla ha. Bahşiş falan bırakırım. Bırak ne bahşişi ya? Sen şey yaparsın, az harcarsın bunları tamam mı? Mercimeğe de söyleme. Doğru diyorsun. Ama bu gece bir ördek yerim ha. Ya ne bok yersen ya lan. Ne gidiyorsunuz be? Ne oldu rol? Aşırı sinirim bozuk. Ya başkası kapmış rolü galiba. Kim? Aman ne bileyim ben. Havuç rolümü ne oynuyormuş eskiden. Yani gerçek bunlara bu piyasada yer yok tatlım. Böyle ibneleri... İnsanlara bile değil, sebzelere falan oynatıyorlar. Hangi havuç bu? Yenisi mi, eskisi mi? Bilmiyorum ki ben. Ne yapacağım ben bu paralarla? Yastık altı yaparsın. Doğru. Lan bırak yastığı, bankaya yatırırsın. Çok iyi fikir. Banka. Senin kafan çalışıyor. Bartuş, yemin ediyorum sana. 6 ayda şu para nasıl katlayacak sen bile şaşıracaksın. O kadar söylüyorum sana canım benim. Bayağı şaşıracaksın. Anlat bakalım şu filmi biraz. Şimdi hayatım, bu film bayağı... Her yaş grubundan, her kitleye hitap edecek bir film olacak. Atıyorum, sen bana bir yaş söyle. 27. Güzel yaş. Oha. Bayağı çok iyi yaş. Instagram'da mikrofonla şarkı söylüyorum. İzliyor musun onları? Ya denk gelmedim galiba ya. Saçmalama. The Bluetooth device is ready to pair. Filmde şarkı mı söyleyeceksin? Neş abi saçmalama ya. Oyuncu kafasından çık artık. Manyak mısın? Delirme. Biz Art House film yapıyoruz. Bayağı ben kitap uyarlaması yapacağım. Ha bayağı kitap uyarlaması. Müthiş. Okuyor mu? Yok. Ben de. Abi ne alaka ya? Kitap mı kaldı? Ya senaristi bir de para veriyoruz yazsın diye. Niye verelim? Kitap işte hazır. Çek bitti gitti. Çok güzel bir kitap var Bartu. Hangi kitap? Yüzüklerin Efendisi. Biliyor musun? Siktir. Hangi kitap? Oğlum Yüzüklerin Efendisi üçleme bilmiyor musun? Kaç? Evet. Bayağı Amerika'da olay yaptı, olay. Oğlum parayı kırdı adamlar, kırdı. Ya iyi de onun telifi melifi bayağı paradır o iş ya. Aramızda. Uyarlayacağım. Yeniden yazıyorum hatta. Senaryoyu yeniden elden geçirdim. Bayağı değişti. Hiç alakası yok. Gelin damat hikayesine çevirdim. Türkiye'ye çok oturuyor. Okay. Bir isim buldum. Hazır mısın? Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Hazırım. Yeah! Nikah masası! Nasıl? Bayağı iyi. Bayağı iyi. Nasıl? Yani çok iyi. Müthiş. Viski içer misin? Çok. The Bluetooth device is ready to pair. Kızım, 2 viski kap gel kızım! Şimdi gelelim filme. Filmin başrolünde bir cüce var. Bu Game of Thrones vardı, orada bir cüce vardır, belki biliyorsundur. Onu düşünüyorum. Olmazsa başka bir ihtimal Game of Thrones dizisinde bir cüce var. O olur diye düşünüyorum. İkisi arasında hala gidip geliyorum ama okeylendi gibi aslında biraz da. Bakalım bilmiyorum. O da olmazsa hiç uğraşmayacağım. Enis Arıkan'ı oynatacağım. Çömer memer dizlerin üstünde ayaklanma göstermeyiz onları. Kırarız. Aynen. Ayakkabıları buraya koyarız. Ha o şey şekli. Ondan sonra o şekil yetenekli çocuk. Her neyse abicim cüce bir kıza aşık oluyor. Tamam mı? Bizim Yüzüklerin Efendisi'nde şey var, Gollum. Gollum. Ben onu gelin yaptım. Güllüm. Güllüm. Aynen. Güllüm yaptım. Güllüm bu arada çok derinlikli bir karakter ha. Şizofren. İnişler, çıkışlar. Ah! Ah! Bayağı öyle farklı bir yani kadın. Bayağı ülkeyi böyle derinden yaralayabilecek, alacak bir kadın. Bunlar aralarında işte bir şekilde aşk maşk derken aileler tanışıyor, bir söz yapıyorlar falan filan. Ondan sonracığıma Güllüm diyor ki, aklım hep orijinaline gidiyor. Aha. Güllüm diyor ki, ben diyor tek taş istemiyorum. Hayda. Cüce diyor ki, tamam Güllüm. Hemen kabul ediyor aşık. Ben diyor otantik bir şey istiyorum. Nereden alacaklar? Kapalı Çarşı. Aynen, zaten. Aynen. Orta dünyadan çıkıyor, aman ne orta dünyası ya, kafa gidiyor. Ayvalık'tan çıkıyorlar yola, Kapalı Çarşıya. Abi yürüyerek puştlar, yürüyor. Yürüyorlar lan. Tabii. Ve o yürüme sahnelerini kesin Bayburt'ta çekeceğim. Nerede? Bayburt'ta çekeceğim. Bayburt'un dokusu enfes. Bayağı çok sinematografik, o renkler, renkler falan filan. Neyse gelelim konuya. Bunlar Kapalı Çarşıya geliyorlar. Gerçekten çok güzel bir yüzük buluyorlar. Bayağı otantik falan. Osmanlı, bu arada Osmanlı'yı Nurgül Yeşilçay okeylendi. O oynuyor. Nurgül. Çok iyi. Müthiş. Aynen abi okeylendi. Neyse bizim Güllüm diyor ki... yüzüğü alacaklar artık, gelmişler sana. Hani diyor paramız var mı, durumumuz uygun mu diyor. Yani bu diyor ucuz bir şey değil diyor. Abi... cüce duruyor. Duruyor. Ve diyor ki... birikimimiz var. Sıkıntı değil. Ben bundan çok etkileniyorum ya. Çok güzel yazmışsın ya. Çok güzel oldu o laf. Türk sinemasında kült olacak adım kadar eminim. birikimimiz var. Sıkıntı yok. Çok iyi yazmışsın oraya. Bayağı iyi yani o şey yani. Ara olacaksın, bal olacağım falan onun gibi bir replik yani o. Kült olacak ben inanıyorum, bilmiyorum. Çok, yani bayağı neyse. İyi. Ellerine sağlık. Sağ ol. Abi bunlar işte artık yüzük alınıyor. Yüzüğü takacak, tutuyor. Cüce bakıyor. Kısmetlim diyor. Ondan sonra puf, kayboluyor. Yüzüğü takan görünmez oluyordu değil mi? Yok be! Kayboluyor lan. Kapalı Çarşı. Cumartesi gitmişler ana baba günü. Herif cüce ya. Kız bir anda hop gidiyor, yok oluyor. Cüce arıyor, tarıyor, oraya buraya, öyleydi böyleydi, bulamıyor. Abi sonradan anlıyoruz ki kız yüzüğü aldı ve gitti. Fıymış. Aynen öyle. Abi cüce perişan. Cüce yataklarda. Cüce falcıda, cüce Bakırköy'de, cüce her yerde. Neyse gidiyor falcıya. Falcı kim? Gandalf. Zaten. Gandalf diyor ki buna abi, 3 aylarda orucunu tut, şafağı bekle. Şafak kim? Şafak Sezer. Okeylendi. Bayağı iyi. Abi manyak mısın? Okeylendi. Yani Şafak abinin olması her türlü bir artı. Şafak abi okey dedi mi geri dönüşü yoktur. Bayağı yani bayağı sağlam isimler var. Ondan sonra ama Gandalf devam ediyor. Diyor ki bak diyor kardeşim senin diyor gönül gözün diyor kapalı diyor. Sen diyor onu aç diyor. Olaylara çok sarıyorsun diyor. Sarıyorsun? Anladın? Yani... Anlamadım lan. Yok. Oğlum Yüzüklerin Efendisi Sauron. Sauron. Sarıyon. Sauron. Sauron vardı. Aynen. Okay. Abi Sauron'u Allah'ım inşallah Altan Erkek'le oynasın istiyorum ya. Onu o kadar istiyorum ki gerçekten gönlümden ilk yazdığım andan itibaren Sauron dedim, Altan abi dedim. İnşallah olur. Yani olmazsa da Altan, Engin Altan Düz Yatağan. O da olabilir. En kötü ihtimal Altan isimli herhangi birisi bilmiyorum. İlla ki bir Altan bulurum. Ya ülkede bayağı Altan var ya, o konuda bence bir sıkıntı yaşayacağını yani düşünmüyorum ben açıkçası. Aynen aynen, ben de öyle düşünüyorum. Ama asıl mesele ne biliyor musun abi? Art House film yapıyoruz ya, sosyal mesaj. Şart. Orada da şöyle bir şey düşündüm, şu şekilde kotaracağım. Akdeniz'de peynir altı suyu üreten bir fabrikanın çalışanları çok muzdarip. İnsafsız çalışma koşullarından şu anda grevdeler. Bayağı yaka sikmiş durumdalar. Ben orada 12 dev adamla cüceyi yan yana getirmeyi düşünüyorum. Filenin sultanları, potanın perileri, yurtseven kardeşler ok meydanı muhallebicisini açıyorlar ve parayı kırıyorlar. Ya! Peki Güllüme ne oluyor? Siktir et Güllüm lan. Deli o amına koyayım. Sen nasılsın? Okeylendin mi sen? Ay ben seni göremiyorum. Bartu, 6 ay sonra görüşelim. Parana para katacağım oğlum. Parana para katacağım. Bartu, göremiyorum seni. Yanıyorum. 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 Göremiyorum oğlum seni. 6 ay sonra paranın... Yanıyorum. 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 Yanıyorum.